LGS'ye son 40 gün. Sıkı sıkıya çalışanlar burada. Bizler de buradayız. Hemen günün sözüyle başlıyoruz. Başarı ve başarısızlık arasındaki tek fark harekete geçme kabiliyetidir. Gerçekten de bazen insan harekete geçemediği için birçok fırsatı kaçırır. Bir işi başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani bir işe başlasak, ya şu kitap şurada duruyor önümüzde. Nerede bir tane kitap alalım mesela. Bu kitap önümüzde duruyor. Bu duruyor. Bir açsak aslında başlayacağız. Tıkır tıkır çözeceğiz ama açmıyorsak bu böyle durur. Böyle durur. Hatta bazı kitaplarımız vardır. Günlerce, aylarca durmuştur, çözmemişizdir. Orada toz olmuştur. Bir başlasak aslında bitecektir. Şimdi günün yorumuna baktığımızda Abdülsamet Doğan 1000 beğeni almış. Ne yapıyorsun Abdülsamet? Hadi bakalım. Hocam sorarım. Hocam Ramazan ayında oruç tutanlar nasıl ders çalışmalı, verimli ders çalışmalı demiş. Şimdi birincisi burada şu çok önemli arkadaşlar. Birinci verimi uyku düzeninize sağlayacaksınız. İkinci verimi de yemek düzenine sağlayacaksınız. Üçüncü verimde tabii ki neye çalışacağınız bilmeniz lazım. Uyku düzeniyle alakalı şunu söyleyebiliriz. Bunu önceki videolarımızda da söylemiştik. Sizler normalde bir gününüz buysa, atıyorum şu saatlerde uyuyorsunuz. Bu saatler sizin uyku saatiniz. Uyuyorsunuz. Diğer saatler ise gün içerisinde ayakta durduğunuz saatler. İşte bu gün içerisinde ayakta durduğunuz saatlerin arasına da bir tane ara bir kestirme, yani uyku aralığı vermeniz lazım. Yani şu saatler, şu kahverengiyle gösterdiğim saatler sizin ayakta durduğunuz saatler olmalı. Şurası uyuduğunuz saatler olmalı. Burada da mutlaka kestirmeniz lazım. Şekerleme de diyebilirsiniz. İspanyollar siesta diyor, fark etmez. Bu kestirdiğiniz saat size bir güç verecek, bu önemli. Yani nasıl olabilir bu? İftardan sonra olabilir. Gündüz öğlen saatlerinde olabilir, fark etmez. Şimdi uykuyu da ara vereceğiz, bunu yazdık, bir yer. İkincisi yemek, hafif yemek yemeniz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yani hafif? Eğer siz iftardan sonra gömerseniz 2 saat iptal. Oruç olmasanız bile eğer çok ağır yemek yerseniz 2 saatiniz boşa gidiyor. Ama hocam yemek yemem lazım. Maalesef iftar saatte çok hızlı yemek yememeniz gerekiyor. Esasında bir su içmek, bir çorba içmek. Hani orucun esas özelliği de o. Yani fakirler ne yiyemiyor, fakirler ne zor durumda onu anlamak için bu önümdeki 863 çeşit yemekleri gömüyorum. Bu nasıl bir şey ya? Sen onun için oruçmuyorsun ki. Bu bir zaten. Hani onu geçtim. Bizler öğrenciyiz, çocuğuz. Şu an öyle şeyleri düşünmemiz belki biraz erken. Ama hem o yüzden hem de biz 2 saat daha kazanalım diye öyle bulduk her şeyi yiyelim demememiz lazım. Kızartmalar, şekerlemeler bizi hemen uykuya götüren, hemen bizi böyle yorgunluğa götüren şeyler. Dolayısıyla güzel bir çorba, iyi bir su içmek, ondan sonra annemizin yaptığı o güzel lezzet yemeklerden birkaç kaşık veyahut da işte bir yarım tabak yemek. Sonrasında çok ağır yemediğimiz için sofradan kalkmak, bak çok da şişmedim ya, karnım da doydu, gözüm de doydu. O zaman hadi bakalım deyip ondan sonra derse oturabilirsiniz. Ama iftarda gömerseniz, fakirlerin ne çektiğini şimdi anlıyorum. Onlar da demek ki böyle bütün gün aç kalıp sonra böyle deli gibi yemek yiyorlar. Ki öyle bir şey yok. Diyerekten her şeyi gömerseniz bu sefer karnınız şişer. Derse oturduğunuzda da of uykum geldi der. Hiç ders çalışamazsınız. Dolayısıyla kızartmaları, şekerleri azaltıyoruz. İftar da yemiyoruz. Ve çok yersek de 2 saat iftar olacağımızı unutmuyoruz. Bu bir. İkincisi ne yiyelim hocam? Sahurda ne yiyelim peki? Sahurda da ne yiyeceğini zaten bilim insanları söylüyordur ama işte çok yumurta yemek gerçekten çok faydalı. Yumurta inanılmaz değerli bir şey. Böyle protein yumurtalara gömebilirsiniz bir sürü. Onlar çok faydalı olacaktır. Ve iftarla sahur arasında da az az ama sık sık yiyip içmek, yani su içmek daha faydalı. Yani az az sık sık su içmeniz de çok faydalı. Çünkü sahurda gömüyor suyu, ben de yapıyorum aynısını. Alıyorum 2 litreli, dikiyorum. Sonra ezan okunduktan sonra oradan birkaç dakika sonra hadi bakalım doğru tuvalete. Niye? Çünkü sıkıştık ya. O kadar çok su içince vücut da diyor ne yapıyorsun sen, delirdim abi diyor. Dolayısıyla çok su içmek değil, az az sık sık su içmek gerekiyormuş. Bu da önemli bir şey. Bir de sabah erken kalktığımızda zor dersleri, acıktığımızda kolay dersleri çalışmak daha faydalı. Hatta iyice iftara doğru da böyle video izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. 468 puan isteyen bir öğrencinin günü nasıl olmalı? Arkadaşlar bununla alakalı size şöyle bir kağıt hazırladım. Bakın mesela 441 puan alan bir öğrenci Türkçe'de 18 net yapmış. 2 tane yanlış yapmış. Matematikte 15 net yapmış. Bir sürü yanlışları, boşları var. Fen'de 17 yapmış. 3 tane yanlışı var. Dolayısıyla 16 nete çıkıyor. İnkılap'ta 10 yapmış. Dinde 9 yapmış. Yabancı dilde 10 yapmış. Şimdi 440 puan için bu nete ulaşmış. Yüzdelik diliminde 5.6 geçen senelerde. Fakat bu çok önemli. Bu tabii bu en son giren öğrenci değil. Yani buraya Giresun'un bulanacak fen lisesine en son giren öğrenci değil. Bundan daha düşük puanla giren öğrenciler de olmuş olabilir ama muhtemelen siz bu puanlara ulaşmak için sizin yapmanız gereken şey belli. En az günde, bak Türkçeden yanlışlar yapabiliyor ama günde en az Türkçe çözmesi gereken soru sayısını biraz söyleyeceğim. Veyahut da Çankırı Top Fen Lisesi'ne girmiş bir öğrenci. 455 puan almış. Burada Türkçe yanlışları azalmış. Matematikte yanlışları hala var. Fende de hala yanlışları var. Dinden yanlış yapmış. Yabancı dilden yanlış yapmış. Ya da Kırıkkale Osman Gazi Fen Lisesi'ne girmiş. 457 puan almış mesela. Bakın dilim bu. Burada yine Türkçe'de yine iyi gidiyor. Türkçe'de 20'de 20'de bayağı iyi yapmış yani. Matematikte burada görüyoruz netlerini. Fende, İnkılap'ta, dinde bu sefer iyi yapmış. İngilizce'de hala yanlışları var gördüğünüz gibi.
Ankara Türk Lisesi'ne girmiş, 462 puan almış. Sizin sorduğunuz soru. Mesela bu 2.81 dilimle gördüğünüz gibi bayağı Türkçe denetleri burada. Matematik de burada gördüğünüz gibi. Aynı zamanda fende. İnkılapta yanlış yapmış, dinde yanlış yapmış. İngilizce bu sefer iyi gidiyor. Aydınlı Nazilli Fen Lisesi'ne bakalım. Bayağı bir yüksek fen lisesi bu artık. Türkçe'de bir yanlış yapmış. Matematikte gene 2-3 tane var. Yanlışlar boşlar havada uçuyor. Fende fullü basmış. İnkılap, din, İngilizce burada acımamış gördüğünüz gibi. Daha da yükseltiyorum bakın. Daha yüksek. 487 puanı 054'te. Türkçe full, matematik full. Oo, fende 2 yanlış yapmış ama patlamış. İnkılapta 10. Dinde 1 yanlış yapmış. Allah Allah. Allah affetsin. Yabancı dilde yine 10'da 10 yapmış. Daha da yükseltiyoruz. İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi. 489 puan. Türkçe full, matematik full. Fende 2 yanlış devam ediyor. İnkılapta full, din full, yabancı dil full. Geçiyoruz, daha da 490 puana çıktık. Matematikte 1 yanlış var ama dinde de 1 yanlış var ama diğerleri daha iyi gördüğünüz gibi. Evet, böyle gidiyor. Ne anlatıyorsunuz hocam? 468 puan isteyen bir öğrenci, yani 470 puan isteyen bir öğrenci bu kadar yanlış yapma hakkına sahip. O zaman bu kadar az yanlış yapması için ne yapması lazım? Günde mutlaka mutlaka bir LGS denemesi, 90 soruydu ya. Bu 90 sorunun işte 50 dakikası, şey pardon 50 diyorum. 50 sözel sorunun 1,5 dakikadan 75 dakika sözel süresi vardı. Artı 40 tane sözelde 40 tane sayısal için 40 çarpı 2 80 dakikada şeyi vardı. Sayısal süresi vardı. 80 artı 75'te 155 dakika bir deneme sınav süresiydi ya. Siz bunun en az 2 ya da 3 katı kadar ders çalışmalısınız. Yani bunun 2 katı diyelim 300 dakika. 360'a böl 5 saat günde en az ders çalışmanız gerekiyor. Az önce dediğiniz netlere ulaşmanız için. Ve tabii ki de çok verimli bir şekilde çalışmanız lazım. Yeni nesil sorulara da bol bol yer vermeniz lazım. Matematik dersinde konuyu anlayan ama teste zorlanan biri ne yapmalı? O zaman her zaman söylediğimiz gibi TOS'lardan gitmeli arkadaşlar. TOS nedir hocam? TOS'u biliyorsunuz. Temel orta sınav tarzı. Yani çat diye hemen bu zor soruyu değil. Önce bir kolay soru. Olasılıkla mesela. Sonra biraz daha zor. Sonra zora geçmeli. Yani hemen bu soru olmaz. Önce bir temel. Sonra orta. Sonra sınav tarzı. Bak. Önce temel soru. Sonra orta seviye. Sonra tek sayfa tek soru. Bu tarz yöntemlerle daha iyi yapabilirsiniz. Önce bir kolay soru, sonra biraz orta, sonra bu adım adım sizi zorlar. Zaten bunun da özünde esasında bu var yani. Sadece buna biraz resim koyuyorlar, biraz uzatıyorlar, biraz fazla kazanım ekliyorlar. Ders çalışırken canı sıkılan, motive olamayan bir öğrenci ne yapmalı? Birincisi, öncelikle motivasyonumuzu artırmak adına arkadaşlar çok değişik bir yöntem söyleyeceğim şimdi size. Eskiden yaptığınız yanlışların üzerinden geçin. Alın kitabı elinize. Diyelim ki Türkçe Zoru Bankası'nı açtın, yaptığın yanlışlar vardı. Bu soru yanlış. Bu soruları bir, sadece yaptığınız yanlışlar ama hepsini değil. Yaptığınız yanlışları ve üzerine işaret koyduklarınız üzerinden geçin. Ha bu buymuş. Ha ben bunları biliyorum artık. Ha bu sıfattı. Ha bu buydu. Ha bu buydu. Ben bunları biliyorum. Böyle takıldığınız sorular ama her soruya değil. Paragrafları hatırlayamazsınız. Veyahut da atıyorum fende veya matematikte. Matematikte yanlış yaptığınız sorularda burada bence yan demiştim. Hmm, tamam. Yanlış yaptığınız inkılap tarihinde, fende, Türkçe'de bilhassa cevabını gördüğünüz hatırlayabileceğiniz soruların üzerinden bir geçin bakalım. Artık hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. O zaman artık bunları yanlış yapmayacaksınız. O zaman bu kadar çok şey öğrendiniz. O zaman motivasyonunuzu düşürmeyelim. Sıkı sıkı çalışalım ve halledelim demeniz lazım. Bu bir. Aynı zamanda LGS sorularına ve örnek sorularına biraz daha bakın. Ve onları çözdüğünüzde, onları çözebildiğinizde daha yapabileceğinizi göreceksiniz. İki. Ve kendinizi kesinlikle kimselerle kıyaslamayın arkadaşlar. Birileriyle kıyasladığınız zaman ister istemez sıkıntı yaşarsınız. Hedefiniz yüksek olacak ama hani birileriyle kıyaslamak ya o girecek ama ben giremeyeceğim o olacak. Hayır, öyle şeylere takılmamanız lazım. Hocam denemelerde süre sıkıntısı yaşıyorum. Paragraf çözmeme rağmen ne yapmalıyım? Arkadaşlar süre sıkıntısı olacak. Biz biraz daha dişimi sıkaraktan, biraz daha soru çözerekten bu süre sıkıntısını azaltmalıyız. Süre tutacağız ama süre tutarken uymayınca olmuyor deyip vazgeçmeyeceğiz. Devam edeceğiz ve süreyi azaltacağız. Zaten rekor kıran insanların en büyük şeyleri böyle sporlarda veyahut da olaylarda başarılı olan insanların en büyük şeyi vazgeçmemeleri. Kat sayısı az olan derslere daha mı az zaman ayırmalıyız? Hayır. Öbürlerine daha fazla zaman ayırmalısın ama bunlara da hiç az zaman ayırmamak yanlış olur. Yani çok az zaman ayırmak yanlış olur. Bir sürü test kitabı aldım. Hevesli ama çözemediklerim var. Ne yapmalıyım? Onların içerisinde eksik olduğun konulara çalış. Yani sen eğer bir sürü test kitabı aldın, paragraflarda yanlışı çıkmıyor. O zaman paragraf testi çözmene gerek yok. Ama fende yanlışların çıkıyorsa o aldığın kitaplardan fendeleri çöz mesela. Yeni nesil soruları daha iyi çözmek için TOS şart mı? Bence matematikte şart. Fende de genellikle. Türkçe'de Türkçe zor bir ders olmadığı için belki halledebilirsin. Ders çalışmak eğlenceli bir hale getirebilir mi? Getirilebilir. Yaptığınız yanlışları etrafınıza pozitif yaparsanız, tuvalete asarsanız, banyoya asarsanız, annenize ben şunu yanlış yaptım bana bunu yarın sor yanlış yapmayacağım diye sordurursanız eğlenceli hale gelebilir. Bursa Anadolu Lisesi'ni tanıtır mısınız demiş. Hemen tanıtalım. Bursa Anadolu Lisesi gördüğünüz gibi 1.62 ile almış. 53 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi var. Netleri burada. En son girenler 1.87 buna benzer netler yapmış. Siz tabii bu netlerden daha düşük netlerle de girebilirsiniz sınav zor olursa. Ama Bursa Anadolu Lisesi sizleri bekliyor arkadaşlar. Ödülü soruya da bize yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz.